Herkese merhaba. Yeni bir Burak Avrupa'da vlog'una hoş geldiniz. Evet, sonunda artık koltukları da getirdik. Yani artık neredeyse tatile çıkmamıza ramak kaldı. Koltuklar geldi. Neyse, çok şükür eninde sonunda yetiştirdiler. Birazcık sıkıntı çıktı. Aslında normalde Mayıs'ın sonunda gelmesi gerekiyordu. Fakat aksilikler, daha doğrusu üretimde bu korona nedeniyle birazcık gecikmeler yaşandığı için sarkma oldu. Daha sonrasında da bizim randevularımız uymadı. Şu gün getirelim, bugün getirelim derlerken en sonunda çok şükür geldiler. Evet, artık komple odamız tamamlanmış oldu. Tek bir eksik kaldı. O da televizyonumuz. Ona da siparişini verdim. Çok güzel bir televizyon geliyor. Bayağı da büyük bir şey geliyor. Biraz büyük bir canavar aldık buraya. Boydan boya kaplayacak şekilde kocaman bir canavar da geliyor buraya. Evet, eski odanın şekliyle yeni odanın şekli arasında deliler gibi çok böyle dağlar kadar fark var. İnanılmaz ferah ve inanılmaz geniş oldu oda. Bu koltukların rengi de zaten açtı. Bu tercih etmemizdeki sebep bu koltukların rengini buradaki sandalyelerin rengine uyumlu olduğu içindi. Biz onun için tercih ettik. Tabii ki aynısını bulmamız mümkün değil, imkansız. Çünkü farklı firmaların farklı ürünleri. Ama buna en yakın bunu bulmuştuk. O yüzden de bu rengi gri tonlarını tercih ettik. Bence çok güzel oldu. İçeriye de oldukça ferah bir hava kattı. Şimdi kısmet olursa çok yakında Türkiye'ye uçuyoruz. Türkiye'de tatile devam edeceğiz. Orada 3 haftalık bir tatil yapacağız. İşte bir hafta gene her zaman gittiğimiz gibi Bodrum'da Voyage Otel'e gideceğiz. Ama komple yenilendi. Voyage Otel'i komple yıktılar. Bir takipçim bana söyledi. Abi dediler senin oteli yıktılar. Gerçekten yerle bir edildi. Bütün oteli yerle bir ettiler. Sıfırdan yaptılar. İnanılmaz bir inşaat çalışması. Hakikaten ayakta alkışlıyorum. Yani muhteşem bir çalışma sergilediler. 4 ay gibi kısa bir sürede sıfırdan bütün oteli, havuzları, parkları, işte kaydırakları, restoranları, her şeyi dahil olacak şekilde yeniden ayağa kaldırdılar, yeniden yaptılar. Muazzam bir çalışma. İnşaatı da Botam Yapı Grubu'nun yaptı bu inşaatı, gerçekleştirdi. 2500 kişi çalıştı inşaatta ve gece gündüz 24 saat hiç durmadan 3 vardiya, 4 vardiya olmak şartıyla bu insanlar da durmadan çalıştılar ve 2500 kişi, inanabiliyor musunuz arkadaşlar? Bir inşaat şantiyesinde 2500 insan aynı anda çalışıyor. Dolayısıyla da bu kadar büyük bir tesisi de 4 ayda A'dan Z'ye olmak şartıyla her şeyiyle diktiler. Ben acayip heyecanlanıyorum. Bakınca yani çok böyle beğeneceğime inanıyorum. Çünkü videolarda seyrettim, gördüm. Muhteşem olmuş. Tek beni orada üzen nokta şuydu. Orada harika bir Yunan tavernası vardı. O çok ben orayı çok seviyordum açıkçası. Çünkü gerçekten rakı balık yapıp da böyle güzel müziklerin dinleyebileceğiniz, tam böyle biraz hani hafif Yunan ama bizim birazcık da Türk müziklerinde olduğu İzmirli bir bayan vardı orada şarkı söyleyen. Sesi de çok güzel, kendi de çok güzel. Gerçekten böyle insanın kulağına da ruhuna da hitap eden tarzda şarkılar söylüyordu. Biz çok eğlenmiştik ailecek orada. Çok keyif almıştık. Maalesef ama bu sene orayı kaldırmışlar. Artık orası yok. Gidince bakalım neler var bilmiyorum. Yeni işte otelde dediğim gibi tekrardan size çekerim. Oteli de gösteririm yenilenmiş haliyle. Tabii ki private kısmını da yenilemişler. Artık daha bir özel, daha bir güzel olmuş. Otelin yeniliklerini dediğim gibi oraya gittiğimde deneyimledikçe sizlerle de paylaşırım. Vallahi rakı demişken yeni rakılar geldi. Sağ olsun benim çok sevdiğim Nevi diye bir arkadaşım var. Bir abim diyeyim, kardeşim diyeyim. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Böyle aklını estikçe alıp geliyor bana. Geçenlerde bu rakıyı almıştı. Göbek rakısı. Beylerbeyi'nin. Bunu dedi bir denemeni isterim dedi. Sen rakıyı dedi seviyorsun. Bunu aldı. Tekirdağ No.10. Bunu denedik biraz. Üstten 1-2 kadeh dün akşam hep beraber bir parlattık. Esas öbür ufak rakıları bitirdik. Ondan sonra buna devam ettik. Bunu aldı Saki rakı. Bu da ödüllü bir rakıymış. 10 kere filtre edilmiş falan diye. Bu rakıların hepsini benim bu arkadaş getiriyor bana. Bu da Efe. 5 yıllık özel seri. Yani bu da efsane bir rakı. Gerçekten. Kızıyorum bazen kendisine. Ya diyorum bu kadar zahmet niye ediyorsun? Bu kadar masraf niye ediyorsun? O da diyor ya beraber içiyoruz. Beraber sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz diyor.
Ben de bu köşeyi rakı köşesi haline getirdim burayı böyle. İşte böyle anlatacaklarım böyle arkadaşlar, bu kadar. Televizyon geldiği zaman dediğim gibi size de neden o markayı, neden o modeli tercih ettiğimi detaylı bir şekilde anlatırım. Oteldeki yaşayacağım deneyimleri de birebir size hep aktaracağım, artılarıyla, eksileriyle. Ben dediğim gibi yaşadığım şeyleri size tavsiye ediyorum veya etmiyorum şeklinde söylüyorum. Çünkü hani yapmak isteyen veya yapmak istemeyen, almak isteyen veya almak istemeyenler için fikir oluşmasını istiyorum. Hani deneme yanılma yöntemiyle hareket etmektense en azından bir önünüzde bir abiniz, bir kardeşiniz olsun ki size ben yaptım olmadı veya ben yaptım çok güzel oldu diye tavsiyede bulunma açısından düşünüyorum. Vallahi anlatacaklarım bu kadar. Evet arkadaşlar, şimdi birazdan benim hanımın ikinci aşısı yapılacak. Onun için gideceğiz. Şimdi aşı yaptırmaya gideceğiz birazdan işte. Dediğim gibi artık yavaş yavaş da Türkiye için hazırlıklara başlıyoruz. Ufaktan bavulları toparlamaya başladık. Kısmet olursa Ekim'de tekrar geleceğim. Bu sefer de arabayla geleceğim. Sıla yolu olacak. Bir de ilk defa bir arabayla seyahat olacak. Bakalım neler bekleyecek. Hiç gitmedim. Yani 20 yıldır burada yaşıyorum. Hep uçakla gittim. Hiç arabayla Türkiye'ye gitmedim. Bizi nasıl bir macera bekliyor ben de bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz hep birlikte. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Bir başka Burak Avrupa Vlog'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.